Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Uzun zamandır istediğim bir makine Silex aldım. Sizinle birlikte hem deneyimleyeceğiz hem bakalım denildiği kadar lahmacunu güzel pişiriyor mu beraber göreceğiz. Öncelikle makinem gelir gelmez şöyle bir tost yaptım, bir denedim. Sildim, temizledim, bir tane tost yaptım. Tost yaptığınız zaman bu üstten bastırmak gerekiyor. Diğer tost makinelere kadar kullanışlı değil ama üstü çok ağır. Ne yazık ki ülkemizde Silex'ler çok pahalı. Bu yurt dışı Alman ürünü bir ürün. Uzun incelemeler sonunda almaya karar verdim. Yani o kadar verdiğiniz para değer mi, değmez mi diye mutlaka bir düşünmek gerekiyor. Özellikle benim gibi yemek videosu çekenler için böyle makinaları edinmek şart. Çünkü bize çok yoğun mesajlar geliyor, istekler geliyor. Silex'te şunu yapar mısınız? Silex'te lahmacun nasıl oluyor sizce gibi sorular yöneltiliyor. Benim yorumlarımla şöyle güzel bir lahmacun yapacağız. Hamurlarımı hazırladım. Silex makinamda kızdırmaya başlayacağım. İçinin şöyle bir ızgara teli var. Bu sayede lahmacunun üst kısmına değmeden üstten ısı vererek üstünü de pişiriyor, altını da pişiriyor. Bu sayede de çiğ olarak kıymayı kullanabiliyorsunuz. Öncelikle bakalım hamurunu nasıl yapmışım, içini nasıl hazırlamışım izleyelim. Daha sonra da pişirmeye geçeceğiz. Başta da duyduğunuz çıtırtıyı verecek harika bir hamur hazırlayacağız. Lahmacun hamuru hazırlayacağız. Öncelikle unumu mutfak şefime aldım ve ne kadar un kullandım? 1 kilogram kadar un kullandım. 9 su bardağına tekabül ediyor. Bundan yaklaşık 20 adet lahmacun çıkartacağız. Sizler dilerseniz yarım ölçüde yapabilirsiniz. Bir çay kaşığı maya, çok tepeleme olmasın, böyle silme olsun. Genelde bu lahmacunu mayasız da yaparlar ama böyle katlarken size yardımcı olması için birazcık maya koyarsanız içine çok daha güzel olacaktır. Bir de böyle çok güzel pufur pufur şişiyor, göreceksiniz. Bu arada içine süt ilave ettim. Hamura hem lezzet katacak hem biraz bu çıtırtılı yumuşatacak. Çatır çatır değil, çatır çatır lahmacunlar istiyoruz. Çünkü biz hızlı pişen bir makine kullanacağız. Mutfak şefimde yoğutturuyorum. Genelde mutfak şefimin markası soruluyor. Korkmaz A480. Bu bir reklam değildir. Yaklaşık 6 senedir kullanıyorum. İlk çıktığı zaman almıştım. Artık fiyatları bayağı ayyuklara çıkmış. Mutfak şefi alırken mutlaka döküm gövdesi olanları tercih edeyim. Plastik gövdeli olanlar hamur yoğururken dağılacakmış gibi oluyorlar. Ben de o zaman alabildiğim en iyi mutfak şefini aldım. Ah keşke KitchenAid alabilseydim. KitchenAid'ler biliyorsunuz en iyisi. Hamurun kıvamını göstereyim. Şöyle ele yapışmayan, serte yakın, böyle yumuşaktan birazcık serte yakın bir hamur yapacağız. Ve bunu bezeler halinde dinlendireceğiz. Hiç hamururken dinlendirmiyorum. Yoğurmayı tamamladım. Tezgahımı aldım. Bezeleri böleceğim. Üzerine bir bezle örteceğim. O sırada ben içinin harcını yapacağım. O kadar dinlenecek. Çok dinlenmesine gerek yok. Yaklaşık bir yarım saatten birazcık fazla dinlendirdim yine bezeyken. Çünkü o sırada başka bir işim vardı. Onu hallettim. Öyle döndüm tezgahımın başına. Mandalina kadar bezeler yaptım. Birazcık daha büyük de yapabilirmişim. Çünkü Silex'in içini şimdi göreceksiniz tam kaplamayacak. Ama yine de ideal, sağa sola çevirirken güzel oldu. Şimdi içinin malzemesini kolayca hazırlayacağız. Bunun için büyük bir mutfak robotu çok büyük, size kolaylık sağlayacaktır. Sarımsaklarımı ayıkladım. Minikler küçük küçüktü. Siz 3-4 diş kullanırsanız yeterli gelecektir. Varsa yeşil biber, yoksa işte kırmızı biber de koyabilirsiniz, acı biber de koyabilirsiniz acılı seviyorsanız. Soğanları da içine doğruyorum. Şimdi hepsini bir rondoya doğrayacağım ve bu şekilde çekeceğim. Kolaylıkla iç harcı birbirine hem güzelce geçecek hem de oluşacak. Hiç elimi sokmayacağım işin içine. Ama dersiniz ki benim robotum yok Tuba, ben ne yapayım? Ya çok küçük doğrayacaksınız ya da bu işte soğandı, işte sarımsaklı gibi şeyleri rendeleyeceksiniz. Domates gibi şeyleri. Maydanozları da ince ince kıyarsınız o zaman. Domatesleri de içine ilave ediyorum. Domatesleri mutlaka kabukla ilave edin. Kabuklarını soymayın. Lahmacunun bütün esprisi zaten bu kabuklu domateslerin içinde gözükmesi. Ve lezzet için biraz salça ve sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağını ben çok eklemedim çünkü benim kurban kıymamdan da bu oldukça yağlı bir kıyma. İnek etinden ve böyle yağlı bir kıyma kullandım. Rondomu kıymayı koymadan önce bütün malzemeleri çekiyorum, karıştırıyorum. Daha sonra yarısını bir kaba boşaltıyorum ve içine kıymayı ilave edeceğim. İçindeki sosla birlikte kıyma da bir tur dönecek. Hem böyle ete çok daha iyi geçecek lezzeti. Bunun yerine elinizle de yoğurabilirsiniz tabii ki.
Ve lezzetlendirmek için içine tuz, karabiber ve pul biber ilave ediyorum. Acılığına göre isterseniz daha da fazla pul biber ilave edebilirsiniz. Ama bir salça da koyduk ya, onu da unutmayın arada. Yarım su bardağı kadar, yarım çay bardağı kadar da su ilave ediyorum içine. Bu da sürülebilirliğini kolaylaştıracak hamura. Böyle hani bütün hamurun her tarafına bu harcın geçmesini sağlayacak. Elime merdanemi alacağım ve başlayacağım bezeleri açmaya. Ne kadar açacağız, ne şekilde açacağız, hemen anlatmaya başlayacağım. Öncelikle niye serte doğru bir hamur yoğurduk onu söyleyeyim. Çünkü üzerine bir harç süreceğiz. Harç sürdüğünüz zaman yumuşak hamurlar çok kolay delinirler. Kaldı ki böyle bir hamur oradan oraya taşınacak. O zaman böyle eyvah elim parmaklarım yukarıdan çıktı diye nidalar yükselebilir mutfaktan. Onun önüne geçmek ve çıtırlığı sağlamak için birazcık serte yakın bir hamur yoğurduk. Şöyle hem kıvamını gösteriyorum, videodan da anlıyorsunuzdur. Bol unla açın. Undan korkmayın. Merdanenize yapışmaktansa hamuru sirkelemek daha kolaydır. Kepekli bir unla açtım. Tam buğday unuyla açtım. Görüyorsunuz, şöyle inceliğini kameraya doğru yaklaştırıyorum. Ve harcı üzerine koyduktan sonra 1 dakika kadar mutlaka beklesin. Yani bir taraftan hızlı hızlı açın. Silekste pişerken, ki söyleyeyim, tam 2,5 dakikada pişiyor bir tanesi. Ben sizin için bir kronometre ayarladım. 2,5 dakikada bir lahmacun pişiriyor. Tabii ki hamurunuza göre değişecektir ama bu benim verdiğim tarifle 2,5 dakika. Harcı üzerinize koyduğunuz zaman şöyle bir dakikada böyle beklerse hamur piştikten sonra üzerinden kıymalar düşmez. Hemen anında koyduğunuz, üzerine serdiniz, silekse verdiniz, pişirdiniz, o zaman dökülüyor. Tecrübeyle sabit. Bu şekilde bir de içine koyarken çekiştirin hafif hamuru. Çünkü ben görüyorum lahmacuncular da öyle yapıyorlar. Hamuru önce üzerine kıymayı seriyorlar. Sonra da başlıyorlar böyle ellerini alttan geçirerek açtırmaya. Bu şekilde fırına veriyorlar. Görüyorum ki o zaman hamur biraz daha inceliyor ve çıtırlaşıyor. Mayanın vermiş olduğu etkili yanlar, şöyle güzel güzel baloncuklarım var. Çıtır çıtır baloncuklarım var. Finalde bol bol göstereceğim inşallah. Silex lahmacun da hakkını verdi. Darısı diğer tariflerin başına. Bir tanesini açıp harcını koyana kadar pişirdi. Biraz da beklettim dediğim gibi. Lahmacun da sınıfı geçti. Çıtır çıtır lahmacunlar yaptım. Tabi bazlamalar ve diğer hamur işlerini de yapıp sizlerle deneyimlerimi paylaşacağım inşallah. Almaya değer mi değmez mi? Hep beraber göreceğiz. Dediğim gibi lahmacun da sınıfı geçti. Hatta bir taraftan kızım diyor ki çok güzel yapıyorsun makina diye mutfakta bağırıyor. Onun da sesi kameraya çıkmış. Altı çıtır çıtır oluyor. Üstten de ısı gördüğü için kıyması çok güzel pişiyor, gördüğünüz gibi hiç çiğ kalmıyor. Hani soğan ağza gelir değil mi? Böyle kıymadan ziyade soğanı anlarsınız çiğliğini. Gayet güzel pişti. Şöyle çıtırtısını duyuracağım. Bu tabii çıkar çıkmaz böyle çıtır çıtır. Biraz bekleyince, üst üste de durunca biraz yumuşuyor. Yalan yok. İçinin malzemesiyle birlikte dürüm haline gelebilir hale geliyor. Onu da bir böyle yumuşayanları da ayrıyetten göstereceğim. İyi de yok şimdi bizde Silex diyenler için tost makinesinde böyle bir tarif yapmıştım. Tost makinesinde Silex gibi nasıl kullanabiliriz adlı videoma ulaşmak için yukarıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz, izleyebilirsiniz. İnşallah bu lezzetli lahmacunları denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.